Merhabalar, bugün Yazık Oyuncu ile beraberiz. Bir Günlet için yaptığımız kültür sanat söyleşilerinin bir yenisi. Bugün onunla müzikten sosyal hayata birçok şeyi konuşuyor olacağız. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Niyazik Oyuncu neden hoşlanmaz? Soru sorulmasından hoşlanmaz. Yanlış yerdeyim ya. Ya sabahları tabii ki eğer mevzu şeyse böyle sabahları soru sorulmasını biraz rahat soruyor. Ama şu anda akşama geldiğim için rahatlıkla sorabilirsin her şeyi. Peki böyle gün içerisinde sizi neler zorluyor? Ya tabii ki birçok şey var ama zaten gün hep kötü başlıyoruz nedense. Hani ben sabaha karşı uyuyan biriyim. Yani genelde evdeyim ama uyandığımda böyle bir memnuniyetsiz, suratsız olabiliyorum yani. Böyle bir saat, iki saat kendime gelemiyorum. Bütün olumsuz şeylerin hepsini bir anda hafızaya topluyorum yani. Hiç güzel bir şey düşünemiyorum sabahları. O yüzden biraz hani güne başlamak, ayılmak falan da beni zorlayan şeyler olabiliyor bunlar yani. Peki neler yapınca hayattan zevk alıyor oluyorsunuz? Günden devam edersek böyle birkaç saat evde takıldıktan sonra işte çıkınca artık mutlu olmak zorundasın. Yani en azından o gün içerisinde o günü nasıl mutlu kılarsın? Ne yapman gerekiyor falan böyle hep dönen bir şeyi artık hayata geçiriyorsun. Nelerden hoşlanırım? Bir kere sevdiğim insanları görmekten hoşlanırım. Sabah işte sabahtan sonra başladığımızda güne. Yani o program varsa hani bir şey yapmam gerekiyor, etmem gerekiyorsa orada biraz sıkıntılı oluyorum. Arıza ev alıyorum kendi kendime yani böyle niye ben kalkıyorum, niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor, şudur budur. Muhabbetler oluyor yani. Günü planlayan biri misiniz o zaman? Ya ben değil de planlıyorlar benim üzerimden. Şimdi hani albüm çıktı mesela, şimdi biraz yoğun işte. Röportajlar, işte televizyon programları, işte konserler falan böyle. Gece güzel oluyor hani. Aa işte ben bunu yarın yapacağım diyorsun. Bir de onu uyandığında sıkıntı oluyor işte yani. Yetişemiyorsun, yetişemiyorum yani. İstanbul'da her yere geç kalıyorum. O zaman biraz müziği konuşalım. Albüme de geleceğiz ama Türkiye'ye dışarıdan bakan biri olsanız Türkiye müziğine yaşananları, olup bitenleri, ürünleri nasıl görürsünüz? Müzik anlamında. Müzik anlamında evet. Yani öyle hiç bakmadım açıkçası ama yani şu anda bakmam gerekiyorsa bakayım oradan bu tarafı. Bir kere her şey temelde bir sıkıntı oluyor yani. Burada ülkede genelde yapımcılar bir şeye karar veriyor. O şarkı kötü, onu ne seçiyorsun? Şöyle yapın, solo mu atılır? Şöyle yapın, böyle yapın, muhabbetleri oluyor yani. Ama oradaki prodüktörler de biraz da müzikten anlayan ve müziğin içine gelen insanlar olduğu için senin derdine ortak oluyor gibi görüyorum ben yani. Çünkü arkadaşlarım da var orada yani. Orada müziğin içindeki insanlar müzisyen olmalarından kaynaklı olarak birazcık öndeler gibi geliyor bana yani. Burada biz her şeye biz karar veremiyoruz bazen. Çünkü yapımcıları kötülemek anlamında değil. Hani onlar iyi ki varlar zaten. Hayatlarımızdalar ama orada daha esnek ve daha soliste bırakma durumu fazla oluyor. Ama burada farklı farklı kaygılar oluyor yani. Peki neyi iyi yapıyoruz? İyi yaptığımız şeyler vardır illaki. Köprüyü çok iyi yapıyoruz. Yol çok iyi yapıyoruz yani. Buna müzik olarak mı? Evet, müzik olarak. Yani müzik olarak. Bir kere bizim coğrafyamız itibariyle ben Karadeniz'den çıkarak söyleyeyim bunu. Bir emekten, işte dereden, dağdan beslendiğimiz şeyler çok soyut şeyler aslında yani. Hani yazdığın kişiyi bile bulamıyorsun bazen. Doğaya yazıyorsun yani. Bizim acılar da eklendiğinde bu topraklara daha yazma için sebep yaratılıyormuş işte. Mahsuni'den tut işte Aşık Veysel'e kadar yani. Hani onun bana verdiği hissi dışarıdan almam mümkün mü? Bence değil. Biz bunları yaşadıklarımızdan ötürü yapıyoruz yani. Peki sizin için umut ne anlama geliyor? Böyle bir kavramı düşündüğünüzde günlük hayatta bunu prim olarak çok güzel anlamı olan bir şey ama ne kadar karşılığı oluyor bilemiyoruz yani. Benim her zaman umudum var içinde. En azından yaşama umudum var yani. Yaşamak, yaşatmak, şarkı söylemek, dert anlatmak, haykırmak, bağırmak. Hayatın içerisinde olan şeyleri böyle ifade edebilmek. Benim umudum bu. Sokak ne anlam ifade ediyor?
Sokakta her gün yürüdüğüm yol anlamına geliyor benim için yani şu anda. Başka bir şey yok. Yeni bir albüm çıktı ve onu dinliyoruz. Live albümü. Bu albümde bizleri neler bekliyor? Benim hislerimi ortak olmayı bekliyor. Öyle söyleyeyim. Yani 2 yıl oldu. 2 yıldır bu albüm üzerine işte çalıştık, ettik. Bir şey bırakmak için bir şeyler yapmak durumundasın ve onu yaptığımızı düşünüyorum. İşte beste yaptık, derledik. Değerli bir şey albüm yapmak. Hele ki bu dönemde daha da değerli. Yani hani insanlar genelde 3-5 şarkılık single'lar yaparken biz böyle bir albüm, işte 11 şarkılık bir albüm yaptık yani. Değerli bir şey yani. Albümün bir hikayesi var mı? Yani çok fazla var aslında. O stüdyoda yaşadıklarımız, birbirimize girmelerimiz, biz ateşli adamlarız, Karadenizler yani. Hani biz herkes mesela kibar arkadaşlarımız var. Yani şöyle yapsak, öyle yapsak, öyle yapsana, böyle yapsana, şudur budur deyince tabii ki adam olan bu niye arıza falan diyor yani. Onlar olabiliyor. Bunlar bizim orada tatlı böyle şakalaşmalarımız o süreçle ilgili. Onun dışında yani böyle... Var mı bizimle paylaşacağınız bir o çılgınca hikayelerden? Çılgınca hikayeleri ülkemiz kaldıramayabilir. Peki. Bahsettiğiniz hani single'lar yapılıyor ülkede. Sizin bu anlamda bir albüm çıkarmanız, içerisinde 10 şarkının, 15 şarkının olduğu bir albüm ya, çıkarmanız bir risk mi? Ya da bunu ya nasıl, ben risk olarak bakmıyorum. CD yok olana kadar çıkartacağım yani. Hani nasıl işte plaktan başladı kasete, kasetten CD'ye, şimdi artık hani daha çok işte müzik mağazalarından, sanal alemde, internet alemde alınan bir şey haline geldi yani. Bazen güzel bir şey işte, seni ne bileyim İngiltere'den bir kişi seni keşfedip dinleyebiliyor, edebiliyor, ama o CD'nin böyle hani ben bile ya Hopa'daydım işte, memleketteydim albüm çıktığında. Böyle merakla bekliyorum yani, sanki onu ben yapmamışım, başka biri yapmış o albüm. Hani geliyor böyle o kokusu, jelatini açmak falan, zarar vermeden etmeden, değerli bir şey ama diğer türlü dokunamayacak olmak sıkıntı geliyor bana yani. İnternet aç, tıkla, aa benim albüm, benim şarkı. Böyle bakıyorum yani. Şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Ülkede bir furya başladı, eskiye doğru dönme, bir vintage plak basılıyor artık. Ben de yapacağım aynen bu albümden. Yani 150-200 adet böyle bir özel bir baskı yapacağız. Peki bunların artık tekrardan satılabiliyor olması sizce neye bağlı? İnsanlar özlüyorlar. Yani o kayıtlarla, şu anki kayıtlar arasında dağlar kadar fark. Evet, teknoloji çok gelişti. Birçok sesi yaratabiliyorsun, yapabiliyorsun ama orada yani öyle bir sıcak sound var ki onun şu anda bir karşılığı CD'de ya da şu an teknolojide yok yani. Belki bu albümü hani işte plağa bastığımızda bile öyle dinlemek isteyeceğiz yani. Öyle duymak isteyeceğiz, sıcak sıcak duymak isteyeceğiz yani. Peki sizin müzikte ustam dediğiniz birileri var mı? Yani abi. Siz kimlerden, abinizden? Abi. Türkiye'deki medya kanalları malumunuz çok fazla engelleniyor. Bir günü nasıl buluyorsunuz? Bir gün sizin için ne ifade ediyor? Bir gün vicdan olarak bakıyorum ben bir güne. Gördüğümde aldım gazete. Okumaya bazen vaktin olmuyor ama aboneyim. Alırım. Destek olmak lazım. Peki, teşekkür ederiz.